Lider Haber ekranlarının buram buran futbol kokan programı tam sahadan hepinize merhaba. Hafta sonu Süper Lig mücadelelerinin arkasından milli takım mesaisi başladı, ara verildi. Galatasaray zor da olsa bir puanı al, almayı başardı. Hakem tartışmaları bitmek bilmedi. Beşiktaş-Gaziantep deplasmanında son dakikada yıkıldı ve bir bir beraberlikle sonuç, sonuçlandı. Puanlar paylaşıldı. Antalya artık bir Antalya Spor klasiği diyecek şekilde... Biraz toparlanmış olsa da gene galibiyeti alamadı. Özellikle kaleci Piric ve stoper attı oldukça tartışıldı. Milli takım aday kadrosu bu akşam efsaneler buluştu. Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli üçlüsü Şansal Büyükağan'ın moderatörlüğünde bir araya geldi. Gündeme dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Hepsini değerlendireceğiz. Konuğum her zamanki gibi sevgili Ahmet Kara ben. Ahmet'im hoş geldin. Ettim. Nasılsın iyi misin? Teşekkürler sen de iyisin. Ben de iyiyim teşekkür ederim. Nasıl geçti Vallahi hafta sonu? Valla hafta sonu hareketliydi. Maçları takip ettik her zaman olduğu gibi. Güzel de müsabakalar vardı. E, bu anlamda bütün maçları izledik. E, Tabi değerli antrenörler, e, değerli insanlar, e, önemli kulüplerle de anlaştılar. E, bu anlamda e, bir Mesut Bakkal'la konuşmam oldu. E, biliyorsun e, geçen sezon Ames şampiyon yapmıştı. Sakarya da bir anlaşma e, sağladı. Bu anlamda Türkiye'nin önemli antrenörlerinden bir tanesi Mesut evet. Bakkal biliyorsun. E, bu anlamda Sakaryaspor'da da başarılı olacağına inancım tam. E, tabii ilk maçta e, çok istenilen skor olmadı Sakaryaspor Spor adına ama netice olarak zaman geçtikçe e, Mesut Bakkal'ın orada başarılı olacağına inancım tam. Sana da selamlarını iletti bunun da bilgisini verelim Yine Hami Mandıralı hafta içerisinde ona da bir telefon görüşmem oldu O da biliyorsun U19 takımı milli takımların genel koordinatörlüğü görevine getirildi Hami Hoca ile de bir telefon trafiğimiz oldu ona da başarılar diledim yeni görevinde Ümit ediyorum böyle değerli antrenörlerle birlikte Türk futbolu daha fazla istenen yere gelecektir İnşallah. Bu anlamda böyle de bir başlangıç yapmak istedim. Bugün bir basketbolda da hep biz futbol konuşuyoruz ama bir seçim vardı. Hidayet Türkoğlu yeniden federasyon başkanlığına seçildi. Basketbol camiasına da hayırlı uğurlu olsun. Evet, üçüncü dönemi Hidayet Türkoğlu'nun evet. hayırlı uğurlu olsun Türk basketbolu adına. İnşallah Türk basketbolu uzun süredir Avrupa vitrininde yok, kulüp bazında değil, milli takım bazında diyorum. Evet. İnşallah milli takım bazında da. O eski ateşli günlerimize tekrar parkede geri döneriz. İnşallah. Üçüncü dönem başka bir dönem olur inşallah. Ee, sevgili Ahmet'im şimdi öncelikle istersen bir Galatasaray Beşiktaş'la başlayalım. Sonra dediğimiz gibi bir efsaneler buluşmasından Türk futboluna dair önemli açıklamalar var. Onları konuşacağız. Akabinde Antalya Sporu ve Trabzon konuşacağız. Ve milli takımı konuşacağız. Galatasaray Alanya Spor karşısındaydı. Evet. Ee, tabii biraz Galatasaray'ı Beşiktaş'ı konuşurken hafta işlerinde... Avrupa müsabakalarını da konuşacağız Fenerbahçe bu hafta sonunu bay geçtiği için Bugün gündemimizde biraz Fenerbahçe daha az olacak evet. Şimdi Galatasaray Alanya karşısında bir başlangıç bekliyordu taraftarlar Bir yerden tekrar sert vuruşla sıçrayış bekliyordu Kimisi bunu yakaladığını düşünüyor Kimisi yakalayamadığını düşünüyor Çok umut edildiği gibi olmadığı düşünülüyor taraftarlar açısından Hoca eleştiriler var bazı oyuncular eleştiriler var e ee, bu sıkışık trafikte bunun gayet normal olduğunu savunanlar var. Sen neler söylemek istersin Galatasaray Alanya karşısında 1-0 kazandı. Neler söylemek istersin? Ya tabii Galatasaray adına önemli olan 3 puandı. Netice olarak e, Kasımpaşa müsabakasında biliyorsun 3-0'dan 3-3 gelen evet. bir skor. Yine Avrupa müsabakasında 2-0'dan 2-2. Bu anlamda Galatasaray adına 3 e, puan olmazsa olmazdı. E, netice olarak da e, çok iyi bir oyun ortaya koymasalar da e, bireysel oyuncuların yetenekleriyle birlikte Galatasaray 3 puanı almasını bildi. Tabii oyuncu bazlı yorum yaparsak şu çok önemli ki özellikle Kerem Aktürkoğlu Benfica'ya gittikten sonra e, Yunus Hakkün bir parlama gerçekleştirdi. Hem bunu Fenerbahçe müsabakasında hem POK müsabakasında artı e, son olarak da e, Alanya Spor karşısına atmış olduğu golle hem Galatasaray'a 3 puanı getirdi hem de gerçekten e, iyi bir oyun ortaya koydu. Bu anlamda Galatasaray'ın kasasına hem 11-12 milyon euroluk bir Kerem Aktürkoğlu'nu satmasıyla hem bir para girdi. Hem de e, acaba devre arası gönderilir mi? Galatasaray'ın kadrosuna gider mi giremez mi diyen Yunus Akgün kazandırıldı. Bu anlamda Galatasaray adına pozitif e, eşittir anlamında Yunus Akgün'ü koyabilirim. İki, tabii geldiği gün çok eleştirildi özellikle e, Sara'dan bahsediyorum. Bu maçın yıldızıydı ki son dönemlerde de üst üste giden bir performansı var. İstatistiklere bakıldığında maçın oyuncusu seçildi. 8.0 rating ortalamasıyla birlikte orta sahada merkezde önemli işler yapıyor. Asist güzel de bir asist yaptı. E, Yunus Akgüne e. Alpa müsabakasına Sanchez'in yapmış olduğu asisti e, bu müsabakada da ligde e, Sara yaptı. Galatasaray'ın şu an itibariyle en önemli oyuncularından bir tanesi Yunus Hakkün ve Sara e, Tabii düşüş sergileyen oyuncular da var e, Bir sözleşme yenilenecek daha resmi olarak imzalanmasa da Barış Alper Yılmaz'la e, Ama bu resmi sözleşme maaşına bir iyileştirmeye gidilecek e, Gerçekleştirilmediği için mi ya da e, gerçekten Okan Hoca'nın dediği gibi bazı oyuncularda 3 günde bir maç oynadığından dolayı fiziksel olarak bir yorgunluk mu var? E ee, bunu bilemiyorum ama bir düşüş oldu bir gerçek Barış Alper Yılmaz'da. Sezon içerisinde tabii ki 30 35 maç oynayan bir sporcu için A'dan Z'ye her maçı aynı şekilde oynamak kolay işler değil ama bize Barış Alper Yılmaz o kadar iyi bir geçtiğimiz sezonlar bir performans sergiletti ki e, bu en azından düşüşlü olduğu dönemler bir hayal kırıklığı yaratabiliyor. Ama tabii güçlü bir oyuncu ee, eğer o fiziksel ve mental olarak da o üstündeki basket atabilirse neler yapabilecek olduğunu e, geçtiğimiz dönemlerde net bir şekilde bize gösterdi. Bu anlamda Galatasaray'ın tabi e, o sümeni aradı. E, bu anlamda belki kısa süre oldu geleli ama Galatasaray'da oynadığı dönemlerde neler yaptığını, skora katkısını hep birlikte görmüş olduk. Icardi'de bir düşüş söz konusu. Ne kadar golde e, rakibini Ecardi de etse Yunus Akgün'ün önünü de e, bir performans düşüklüğü var Icardi'de. E, dönem içerisinde bunlar eğer giderilirse e, Galatasaray şu anda lider 22 puanı var. Son bakıldığında 24 maçın 22'sini kazanmış. Ee, tabii bir Kasımpaşa ve Avrupa Kupası'ndaki müsabakalarda çok istenini veremedi. Ne kadar mağlup olmasa bile e, Galatasaray o kadar artık Okan Hoca ve futbolcular zirveye çıkarmış ki başarıyı. E, lider olan takımın taraftarı e, mutlu değil. Yani biz bugün bakıldığımızda Fenerbahçe veya Beşiktaş bugün lider konumda 5 puan ve 6 puan işte maç eksikliği var ama lider olmuş olsa taraftarların çoğu geçmiş dönemlerde gördük işte şampiyonluk nidaları atabilirdi. Ama Galatasaray taraftarlarına bakıldığında ne kadar lider de olsan Avrupa kupasında 4 puana işte bir galibiyetin bir beraberliğin de olsa kesmiyor. böyle bir camia bunun artıları dönem içerisinde olabiliyor. Başarı da belki bu şekilde geliyor Galatasaray'da. Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı iki senedir şampiyon. Ama netice olarak belirli durumlarda oyunculara ve antrenöre de töler etmek lazım bazı şeyleri. Kolay değil bir baskı halinde. Bundan sonraki süreci hep birlikte izleyeceğiz. Hem Avrupa müsabakaları hem de ligde fahar ettiğince. Ağzına sağlık hanımefendi. Şimdi sondan başa doğru gelecek olursak aslında bakarsan ben oraya çok fazla çıtanın oraya konması ya da bu kadar başarılı olmuş bir takımda artık çıtayı hani yükseğe koyduk. Başarılı daha da fazlasını bekliyordan ziyade. Son iki senedir, geçen sene de bazen inişli çıkışlı performans oldu Galatasaray'ın ama bu özellikle son 10 gündür Galatasaray'ın gösterdiği performansın şu son iki senede gösterdiğinin çok çok uzağında olmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Yani özellikle ilk senesinde, Okan Hoca'nın ilk senesi işte Erden Timur'un yapmış olduğu transferler, Icardi'nin gelişi falan Torreira'nın gelişi bambaşka bir seviyeye çıkarmıştı Galatasaray ve rahat şampiyon olmuştu. Daha sonrasında geçen sene 102 puanla şampiyonluk senesi işte Avrupa'daki oynanan müsabakalara baktığında bu sene e, sene başında bir süper kupa mağlubiyetiyle 5-0'lık mağlubiyetle başlanması üstüne de bu 10 günlük müsabakada e, oldukça e, öne geçtiği biri 3-0'dan 3-3 biri 2-0'dan 2-2 kısmında evet. istenen oyunu ve müdahaleleri bir türlü göremediği için e, Okon Hoca'dan taraftarın bu yüzden isyan olduğunu düşünüyorum çünkü gerçekten beklenen bir şey değildi. Kasımpaşa maçında olabilir. Türkiye'de alışkınız. Bazen konsantrasyon olabiliyor. Hepsi eyvallah. Ama tabii RFS maçını çok fazla anlatabildiğimiz bir şey değil. Anlatabileceğimiz bir şey değil. Yani oyuncunun birisi market görevlisinde kasiyer. Birisi taksici. Birisi reyon görevlisi. Öbürü ha havaalan havaalanında güvenlik personeli gibi. <laughs> Anladın mı? Yani öyle bir şey. Adamın Evet. kendi sahası normalde RFS'nin 1500 kişilik kapasiteli oldukça küçük bir saha dolayısıyla orada oynayamadığı evet. için Letonya'da bir tane saha var koca Letonya'da oynayabildiğimiz bu yorumları sadece açısından yapmıyorum biz Letonya'yı yenemediğimizde de aynı yorum yapmıştık o zamanlarda evet. Letonya milli takımda oynayan oyuncular da öyleydi birisi hatta orman işçisiydi birisi yine bir market görevlisiydi yani o kadar küçük bir ülkeden futbol açısından küçük bir ülkeden bahsediyoruz. 2-0 öne geçtikten sonra 2-2 e, olması ve özellikle skor anlamında değil varlık gösterememesi. Şimdi Beşiktaş'ı konuşacağız mesela. Evet Beşiktaş 3-0 geriye düştü. 3-1 kaybetti Avrupa'da. Ama oyun anlamında tam tersi skorun tam tersi bir oyun vardı. Evet. Uzun yıllardır görmediğimiz bir kalecinin 10.0 reytingle yani mükemmel derecede hatasız oynadığı bir maç vardı Beşiktaş maçında. O yüzden Galatasaray maçında... Kasımpaşa belki tölere edilebilirdi. Ama RFS maçının da aynı şekilde bitmesi biraz açıkçası camiada ve taraftarlarda tedirginlik yarattığını düşünüyorum. Bu tedirginlik oyunculara da yansımış ve hocaya da yansımış durumdaydı. E, maç sırasında benim hissettiğim oydu. E, evet Alanya ile Galatasaray'ın arasında çok ciddi bir siklet farkı var. E, ona rağmen Alanya'nın direnmeye, direnmeye çalışsa da Galatasaray e, oyunu sabaha kadar oynansa kazanabilirdi. Maçın sonundan ne kadar kaçan pozisyonuna da olsa ki hakem tartışmasıyla. Burada başlıyor zaten hakem tartışmaları. E, yani ben Alanya'yı rahat geçeceğini düşünüyordum. Çok rahat olmasa da 1 sıfırla geçti. İstediğini evet. aldı. Ve e, bu milli ara gerçekten de bu ligde şu an Süper Lig'de en çok Galatasaray'a yarayacak. E, çok fazla milli takıma giden oyuncu sayısı diğer takımlara göre daha az sayıda. E, mental bir düşüşün eşiğinden geçerken tam e, tam böyle bir 15 günlük ara 10 günlük ara oldukça iyi gelecek diye düşünüyorum açıkçası Galatasaray'a. E, tekrar bir toparlama süreci, antrenman yapma şansı e, Okan Hoca'nın hasretle beklediği Osmen'in dönüşü evet. ki RFS maçından sonra da e, bu açıklamayı yaptı. Osmen olsa bugün daha farklı olurdu bu rakiplere karşı diye ki e, yine çok katılmadığım bir açıkça açıkçası bir açıklama. Yani RFS'ye karşı Bırak Osman, Icardi'yi muhtemelen Halil Dervişoğlu'nu kiraya vermemiş olsa, Halil Dervişoğlu'nun yetmesi lazım. Yanlış mıyım? Evet. Yani orada senin elinde Icardi gibi bir adam var e, ki tamam kabul ediyorum son zamanlarda çok gerçekten performans anlamında sakatlık sonrasında iyi geri gelmedi. E, ama sadece Osman'a e bağlamak da e, hataları görmenin birazcık önüne geçiyor açıkçası. E, ki geçen hafta söylemiştim, Okan Hoca'nın en büyük yaptığı hatalardan birinde bu olduğunu düşünüyorum. Ee, biraz sonra zaten 3 e, efsane teknik adamın konuşmalarında buna benzer zaten yorumlar dinleyeceğiz. Ee, Alanya cephesine gelecek olursak tabii işler Alanya açısından da çok iç açıcı gitmiyor. Ee, Fatih Tekke'nin özellikle bir Trabzon e, macerası başlıyor mu başlamıyor mu derken orada da ufak bir mental kopukluk olduğunu düşünüyorum açıkçası. Katılıyor musun? Sen de yakınsın Alanya cephesine Ya tabi Galatasaray maçına kadar 2-2 geldiler. Evet Sezon iyi başlamasalar da bir toparlanma süreci vardı Alanya Spor'da e, bu maçta Efecan Karaca ile hoca e, başlamak istedi e, 4-2-3-1 sisteminle oynuyor geçen seneden biraz daha farklı Tabi elindeki oyuncuların birçoğu özellikle skoru değiştirebilecek olan oyuncular Alanya Spor'dan ayrıldı ama netice olarak bakıldığında sistem takımı evet. e, Alanya Spor mu Kasımpaşa mı desen bana Alanya Spor bence biraz daha iyi bir takım e, ama e netice olarak tabii Galatasaray'ı yorumladığımızda kaybedilen orada e, 3-0'dan e, gerçekten ağır bir hizmet var. Çünkü maç 5 e 6'ya gider mi derken e, bir anda 3-3'lük biten bir e, müsabaka. Ama önemli olan bunlardan ders çıkarmak. E, büyük camialara zaten yakışan bu. Netice olarak e, Galatasaray liderliğini devam ettiriyor. Bu çok önemli o konu Hoca adına. Çünkü oradan kopmamak e, önemli. E, geçen senenin şampiyonu. E, bu maç olarak da yorumladığımızda belirli bir direnç gösterdi Alanyaspor. Ee, son dakikada eğer e, Serdar Dursun'un kaydetmiş olduğu boş kaleye yuvarlamış olduğu top olsa bugün bambaşka şeylerde konuşabilirdi hem Galatasaray adına hem teknik direktör adına. Ama netice olarak şans Galatasaray'dan ve Okan Hoca'dan yanaydı o e, o son pozisyonda en azından. E, Salih e, Hep Salih Dursun diyorum Serdar ben. Dursun. Serdar Dursun Salih Dursun beni iyidir biliyorsun. Aynen. O da Sakaryaspor'da. Spor'da. Ee, ama genel olarak bakıldığında e, geçen sene de böyle bir son dakikada offside'dan e, pozisyon Aynen. vardı biliyorsun. Ben de şimdi sana son diyecektim. Ee, bu i̇ki, sezon, sezonda, i̇ki sezonda Galatasaray'a böyle bir 6 puan. E, altı puanlık e, durumu söz konusu oldu. Tabi sezon sonunda bunlar e, artıların, eksilerin hep birlikte tabi değerlendirmek daha doğru olur. Ama sporun içerisinde var. Kaçacak, vuracak. Geçen sene Fenerbahçe'nin oyuncusu netice olarak. E, o pozisyonu Galatasaray'ın Eski bir oyuncusu ya da kiralık verdi oyuncusu kaçırsa bugün Türkiye gündeminde neler olurdu? Evet. Ama Fenerbahçe'nin oyuncusu kaçırıldığında e, bambaşka hiç bu yorumlar yapılmıyor. Demek ki... E, Üçüncüsü her... olursa yapılmaya başlanır. Burası Türkiye abi. Yapılır. Bir de iki de bir şey yok. üçte başlar evet, yani. Demek ki bazı oyuncuların yeteneği, bazı oyuncuların kapasitesi buna göre çok fazla e, art niyetli bazen de olmamak gerekiyor. E, netice olarak e, durum bundan ibaret. Şimdi şu evet Serdar Dursun konusunda ben de değinecektim. Yani geçen sene e, offside'daydı. Topa dokunmasa gol oluyordu pozisyon. Evet. E, topa dokunduğu için offside oldu. Galatasaray o golle neredeyse şampiyonluğu aldı diyebiliriz. Çok kritik bir haftaydı. E, akabinde bu sene daha sezon başı tabii ki ama yine Serdar Dursun'a denk gelmiş olması büyük talihsizlik. Hatta taraftarlarla yaptığı yazışma var sosyal medya hesabında onu da yayınladılar. E, top yerden son anda geldi. Diyor ki ben Tekrar e, senede de konuştuk yayından önce de hafta sonunda. Yani o gol olsaydı ben Var'ın o golü zaten iptal ettireceğini düşünüyorum. Fuar pozisyonuyla alakalı olarak. E, ama foul mu diyorsun? E, ya verilebilir. Evet. Bence verilebilir. Verilmemesi için bir sebep yok. Ama zaten işin e, sıkıntısı şuradan geliyor. Yani buna fual veriyorsun. Maçın içine bu sefer başka pozisyonlar çıkıyor. İşte onlara verilmedi önceye dönüyor, önceye dönüyor ama benim hep karşı olduğum şey biliyorsun. Hani önceye, önceye, önceye döndüğümüz zaman bu işte 5 sene öncesini bırak. 1987 senesindeki 50 atılan gole kadar geliyor. Anladın mı? Yani hani bu işin öncesi öncesine gitmekten ziyade sezonun içine bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Ee, hakem konusunda tabii bunu açmışken e, bir futbol federasyonunda da bir hakem konusunda yenilik oldu. Yönetmenimiz e, da rica edersek ekrana da verebilirsek. Hakem Gelişim Direktörü Doktor Victor Mele Pereira bugün itibariyle göreve başlamıştır. Kendisi Merkez Hakem Kurulu yani MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile birlikte Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Etem Hacı Osmanoğlu'nu makamında ziyaret etti diyor. Tabi görev tanımı nasıl olacak? E, bundan önceki Hakem hocaları gibi mi olacak? Burada gelişim direktörü süper ligi etki etmeyecek. İşte yeni alttan gelenleri mi e, geliştirecek? Nasıl olacak göreceğiz. Geçen sezonda biliyorsun e, hakem toplantısında hakem direktörü o zaman e, hakem gelişim sorumlusu değildi ama hakem direktörü müydü? Hakem koçu diye mi geçiyordu hatırlamıyorum. E, fırçalamıştı hakemleri. Buna nasıl veriyorsun bunu niye böyle yapıyorsun diye. Evet. Sonucunda hatalı karar veren hakemler suçlu değil. Ee, gelişim direktörü ya da hakem direktörü neyse o kabahatli olmuştu bu işin sonunda. Birçoğunu doğru söylüyor olmasına rağmen. Ee, ama bakalım bu süreç nasıl olacak göreceğiz. Yabancı hakem hayır diyoruz ama hakemlerimiz gelişsin diye başına yabancı hakem getiriyoruz. Ya da yabancı bir akademisyen getiriyoruz. Doktor unvanı var çünkü. Ee, bu da ayrı bir enteresanlık bence. Sen neler düşünüyorsun? Ya ben yabancıdan yani o gelsin bu gelsinden ziyade neler yapabilecek oldu önemli her şeyden önce Fahrettin. Çünkü bakıldığında son dönemlerde en büyük kanayan yaralardan bir tanesi Türk hakemliği. Ee, hani Özellikle bizim gibi Akdeniz iklimindeki e, insanlarda e, sana göre bana göre bir e, sloganı var. E, şimdi o sana göre bana göre oldu mu herkes e, işine geldiğini duymak istiyor. Herkes kulağına hoş geleni gelmek istiyor. Bugün Galatasaray'la konuşuyorsun. O diyor ki orada foul var. Fenerli ile konuşuyorsun. O diyor ki verilmemesi lazımdı. Öyleydi böyleydi. Yani kim nasıl hoşuna gitmek istiyorsa arkadaşlıkların dostluklarında o şekilde yapıyor çevresinde. Kim ne duymak istiyorsa sosyal medyada, dijitalde ya da televizyonda ya da radyoda neyse ya da gazetede onu okumak, onu dinlemek istiyor. Bizim ülke olarak e, beyin olarak değişmemiz lazım. Yani işimize geleni sadece hoşumuza gideni dinleyip hoşumuza gitmeyeni e, ...sinkaflı sözlerle ya da elimize klavye alarak eleştirerek bir yere varamayız. Bugün bu gelir, yarın başkası gelir, bugün bu federasyon başkanı olur, yarın başkası olur. Ama netice olarak bizim e, bazı düşüncelerimizi gerçekten değiştirmemiz lazım ki Türk futbolu bir yere gelsin. Çünkü son dönemlerde bakıldığında Türk futbolunu yönetenler ne yazık ki hep iş adamları. Yani bu işin ehil kısmından gelen insanlar değil, ben nasıl başlangıç yaptım? Konumuz ne? Bizim futbol. Ama federasyon başkanı işte Hidayet Türkoğlu'nun basketbol federasyon başkanını kutladım. İşin altyapısından geliyor. İşte Harun Erdan ay orada e, karşısına rakip çıktı. Efe Aydan oradaydı. Ama biz bugün bakıldığında arkadaş federasyon başkanları da dahil, yönetim kurulları da dahil ya da kulüpleri yöneten başkanlar ve yöneticiler de dahil hep iş adamları. İş adamı olabilirsin ama işin içinden gelmedin mi? İşte kulüpleri borç içerisine bırakıyorsunuz. Bugün dışarıdan yabancı hakem getiriyorsunuz. Ya da sizin büyük antrenör dediğiniz antrenörler üç tane drone yapıp sizi işte milyon dolarlara imza attırıyor. Anlamıyorsunuz ya işte. Taç hakemi getir, taç antrenörü getiriyor. O netice küme düşmeye oynuyorsunuz. Mevzu çok. E, derinlemesine Senin gireriz. var ya. Yani. E, neyle alakalı? Bu dedin ya mesela herkes bana göreyi sana göreyi bırakırsa beyin olarak değişirsek diye değişmezsek bir yer kat edemeyiz. Vallahi ben hiç çok açık söyleyeyim yok. Geçen evet. sene hatırlıyorsun geçen sezon bir hakemin çok tartışıldığı maçın sonunda şöyle bir açıklama yapmıştım burada. Demiştim ki yani herkes şu üstüne formayı çıkarsın, bir masanın üstüne koysun. Herkes işin doğrusunu konuşsun. Yoksa bu iş olmaz. Formasına göre, göre konuşursa olmaz demiştim. Aynı yayında aynı cümle için hatırlarsın dijital platformda 6-3 tane yorum düştü aynı anda. Evet. Biri dedi ki sen Fenerbahçeli misin? Biri dedi ki sen Trabzonsporlusun. Biri dedi ki sen Beşiktaşlı mısın? Anladın mı? Yani dolayısıyla e, bu cümle sabit bu cümleydi. Dün gibi hatırlıyorum. Bunu derslerimde de örnek olarak veriyorum. Bir cümleden kaç farklı anlam çıkabilir diye. Biz bir cümleden 9999 anlam çıkarabilecek bir mantaliteyle futbol izliyoruz ve takip ediyoruz. O yüzden herkes kendi bahçesine doğru çekiyor. Herkes kendi bahçesine kötü olduğunda herkes... Diğerinin bahçesini etime doğru çalışıyor. Evet. Ee, o yüzden yani e, ben açıkçası yani bu konuda bu, bu işin futbolun birçok kısmı düzelebilir ama taraftar bazlı ve bu sosyal platformlar bazlı bu işin düzeleceğine dair çok umudum yok açıkçası. Çok zor. Yani bir hakem herkes eleştiriyor, 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 eleştiriyor. televizyondaki hakem mahvediyorlar, dozer gibi üstünden geçiyorlar. Sonra hakemin lisansı iptal ediliyor. Vay arkadaş, bu hakemin lisansı neden iptal edildi? Niye iptal edildi? İşte aylardır zaten bu hakemi tartıştığımız <laughs> için iptal edildi. Evet. Ki bence iptal edilmesi de gayet doğru. Eksik. Onunla beraber iptal edilmesi gereken şu an Süper Lig'de görev yapan en az 3 ya da 4 tane daha hakem var. Ama onların PR'ı tabii daha kuvvetli olduğu için göreve devam ediyorlar. Biraz sert mi girdim? Yo doğru. Benim anlamda doğru. <laughs> ya mantalite de değişmesi lazım. Bugün şampiyon oynayan takımların başkanlarına bakıyorsun. Benim amacım sadece ligde şampiyonluk diyor. Hani Avrupa? Nerede Avrupa hedefiniz? Yüzyıllık kulüplersiniz. Siz oraya getirmişler kulüp başkanı olarak. Cebinizde kapital de dolu. Diyorsunuz ki ben sadece ligi hedefliyorum. Avrupa nerede? Biz baştan sistemi kuramıyoruz ki devamı gelsin. Oyuncular, hakemler. Anlatabiliyor muyum? Aynen. Yani başlık o aslında. Aynen öyle. Aslında bunun e, biraz sonra Fatih Hoca'nın yorumlarına da değineceğiz. Evet. O kısımda tekrar buna girelim istiyorum. Ben de Avrupa ile Türkiye kısmına Gelelim istiyorsan Beşiktaş hemen. Beşiktaş Antep karşısındaydı. Hafta içi Avrupa müsabakasında Frankfurt'a karşı çok da iyi bir oyun sergilemesine rağmen kaleciyi gerçekten bir türlü geçemediler. İstatistik sitelerinde yıllardır olmayan bir şey oldu gerçekten ve bir kaleci 10 reytingle hatasız bir şekilde maçı tamamladı. Kurtarış rekoru kırdı. Olmadı ve en olmayacak topta gitti gol oldu. 3-1 oldu. Masuak'ın golünde. Dolayısıyla hafta sonunda Beşiktaş yine bir sıçrama yapmak istiyordu. Aynı Galatasaray gibi... Oyuna girmekte çok zorlandı. Bazı oyunculardan verim alamadı. Van Bronckhorst'un oyuncu tercihleri ve e, Beşiktaş taraftarının deyimiyle bazı inatları maçın son dakikasına gelen golle beraber puanlar paylaşıldı. Neler söylemek istersin? Ya Beşiktaş'ta işler rayında gitmiyor. Şimdi iki tane Avrupa müsabakasına çıkmışsın. E, Ajax'tan 4-7 herhalde değil mi Beşiktaş? Evet. E, Frankfurt'tan da 3 daha farklı da olabilirdi. 4-5 de olabilirdi maç kendi evinde. Şimdi Eyüp spor önündeki galibiyetin ortada. işte son dakikalarda e, Tayfur'un yapmış olduğu penaltıyla ki Beşiktaş yanlış değilse son 3-4 maçtı. Bir penaltı serüveniyle devam ediyor. Kayseri maçı, Eyüp maçı, yine Gaziantep maçında da penaltıyla attığı gol. Onun dışında üretkenlikte zorluk çekiyor. Bundan yaklaşık 5-6 ay önce Beşiktaş taraftarı ayağa kalktı. Neydi konu? Genç arkadaş. Neydi genç arkadaşın adı? Semih. Semih. Yıktılar ortalığı. A milli takımından Montello biz de eleştirdik, Gaza geldik. Halbuki çok yapmam ama. Ben e, arkasındayım. Milli on, takım kısmının arkasındayım. U, U19 takımına gönderdi. Feyyaz Uçar ki e, geçen haftalarda Feyyaz Hoca ile de konuştum telefonla. Tam e, Hollanda'ya gidiyorlardı hatta. Hollanda'ya gidiyorlardı. Uçakta açtı sağ olsun. Ona da bir sohbetimiz oldu. Başarılar diledim. E, yıktılar ortalığı. Feyyaz Hoca dedi ki oyuncu ağlıyor. Öyle değil mi? Evet. milli takımdan U19'a gitti diye Beşiktaş taraftarı ayağa kalktı. Şimdi ben aynı Beşiktaş taraftarını şimdi Gaziantep maçında yok. 90 dakikada süre vermiyorsun. Geçtiğimiz maçlarda bu genç oyuncuya süre vermiyorsun. Şimdi adama sorarlar. 5 ay 6 ay önce ayağa kaldırdınız. Türkiye kamuoyunu bütün platformları Oyuncu oynamıyor diye. Kendi şu anda antrenörünüz oynatmıyor. Bunun nedeni ve sebebi nedir acaba diye. Bunu da eleştiriyorlar zaten. Eleştirmek lazım. Ama e, tabii eleştiri biraz e, yeri geldiğinde Galatasaray taraftarı da gibi, gibi yapmak lazım. Çünkü e, sadece eleştiri yapıp e, kulağın üstüne yat, yattığın an, geçen seneki Beşiktaş gibi olursun. Ben geçen sene Beşiktaş başladığında şampiyonun en büyük adayı demiştim hatırlarsın. Hmm. Abu Bakarlı, işte Gezallı, Gessonlu, Cenkli, Santraforu, Kalede Mertli bakıldığında müthiş bir kadrosu var. İyi de başlangıç yaptılar. Sonu Hüsran bitti. Bu sene aynı durumla kafa kafaya gelir Beşiktaş. Net konuşuyorum sezon başı olmasına rağmen. Eğer bazı şeyleri toparlamazsa İmobile'nin bu performansı güzel. Gesson'un performansı güzel. Salih nerede? Niye oynatmıyorsun Salih'i? Muçi diye bir adam almışsın. Bakıyorum ben 90 dakikalık performansına bütün maçlardaki Avrupa maçında yok. Bana Avrupa maçındaki Ajax'a ya da Frankfurt'a eski Ajax'a 4 yemişsin. Frankfurt'a gelmişsin 3 yemişsin. Kime karşı oynayacaksın? Eyüp'e karşı mı? Eyüp'ü de zar zor yemişsin. Lige yeni çıkmış bir takımı. O yüzden Beşiktaş'ta bazı şeylerin değişmesi lazım ki Beşiktaş artık bu üstündeki geçen seneki en azından tabloyu üstünden alsın. Ama benim Anladığım kadarıyla içeride de böyle bir e, sıkıntı var gibi geliyor. En azından izlenimim e, Beşiktaş'ın e, divan kurulu e, üyeleri arkadaşlarla da konuşuyorum. E, i̇nşallah e, Beşiktaş daha iyi olsun. Çünkü biliyorsun lig geçen sene Galatasaray ve Fenerbahçe arasında geçmişti ki Beşiktaş'ın olmadığı bir sezon e, kimseye zevk vermez. Bu sene de erken kopmaması için e, bu uyarıları dikkat alması lazım. Başta antrenör ve teknik ekibin. Şimdi şöyle aslında e, konuştuğumuz konularda ben bu eleştirilerin sadece Beşiktaş odaklıdan ziyade e, bütün takımlar olduğunu düşünüyorum. E, çünkü evet Beşiktaş için diyoruz ki bu transferler yapılıyor, bu oyuncular var, Muçi, Getson, Rafa Silva, Ajax'a kaybetti, işte Frankfurt'a kaybetti. E, Avrupa'da yoksak niye yokuz diyoruz. Keza aynı durumu sever, Galatasaray için de geçerli. E, Icardi'm var, Torreira'm var. Az kadro çıkmışsın. Letonya'nın RFS'ye 2-0'dan 2-2 puan veriyorsun. E, maçı veriyorsun, 3 puanı veriyorsun. E, Fenerbahçe'ye keza bakıyorsun. E, Young Boys'a eğleniyorsun. Şey eğleniyorsun. E, Lille eğleniyorsun. İyi oyna, kötü oyna, son dakika kaybedi hiç fark etmez. Yani burada baktığımızda ne Galatasaray kadrosunun hakkını Avrupa'da teslim edebiliyor, verebiliyor. Ne Beşiktaş ne Fenerbahçe. Yani lige geliyorsun aynı keza Galatasaray dediğin gibi Kasımpaşa 3-0'dan 3-3 veriyor. Alanya'yı zorlanarak yeniyor. Beşiktaş Eyüp'ü zorlanarak yeniyor. Fenerbahçe gidiyor işte e, örneğin Kasımpaşa maçında doğru düzgün pozisyona girmeden kazanıyor. Göztepe. Göztepe maçında 2-0 öne geçip 2-2 kaybediyor. E, Hadi derbilerin atmosferi biraz farklı ve denk takımlar birbiriyle bahsettiğim şey e, arada siklet farkının olması. Dolayısıyla aslında sadece Beşiktaş açısından değil baktığında ne Galatasaray ne Fenerbahçe ne Beşiktaş üçü de bu kadroların hakkını <laughs> tam olarak verdiği söylenemez puan anlamında. Ee, tabii Beşiktaş'ta e, Semih konusunda az önce seni böldüm ama ben milli takım kısmında hala aynıyım. Çünkü e, özellikle U19'a gönderildiği dönemde Semih çok aşırı formdaydı. Yani ligi kasıp kavuruyordu. E, Beşiktaş'ın Avrupa maçlarında atıyordu dolayısıyla o dönemde ben olması gerektiğini Avrupa Şampiyonası'na tam olarak faydalanamadığımızdan bahsediyorum ama burada en önemli ayrıntı Beşiktaş'ta sorulması gereken şey, şey oynamamasından ziyade şu. Semih Kılıçsoy bir forvet. Bu oyuncuyu, bu çocuğu sol açığa devşirip sonra da burada yeterli verimde oynayamıyor cümlesini kurmak bence teknik adamın büyük bir kabahatidir. Sen Adamı orijinal mevkisinde oynattın da orada eğer bu performansı gösteremiyorsa bunu kabul edebilirim. Ama değiştirdiğim bir oyuncudan ben istediğim performansı alamıyorum diye kesmek mantıklı bir şey değildir. Ben şunu demiyorum. İmobile'yi e, oynatma, semi oynat demiyorum. Bunu diyemeyiz. Şu an İmobile çok formda. Ama sen İmobile'yi oynatmadığın maçta Mustafa Hekimoğlu'nu oynatıp da forvet'e semi oynatmıyorsan ben bunu sorgularım. Ya da e, Muçi'den bir sol açık yaratmaya çalışmayı ben sorgulayabilirim. <laughs> Ve Mucci'nin zaten şöyle bir şey var. Yani Rafa Silva'nın gelmesi, Mobile'nin gelmesi bu seneki transferlerle beraber Mucci'de zaten bir duygusal kırılma oldu. Sene başına, başına da bunu konuşmuştuk. E, akabinde de üst üste tercih edilmemesi e, psikoloji kırdı. E, şimdi geri kazanmaya çalışıyorsun ama olmuyor. Oyuncuyu da kazanamıyorsun. Maç içinde de varlık gösteremiyor. Nasıl Galatasaray'da bazı şeylerde Okan Hoca oyuncu yönetiminde ve oyuncu tercihlerinde eleştiriyorsam aynı şeyi Van Bronckhorst için de söyleyebiliyorum. Yani bu kadar çok Semih konusunda oynatmama oynatmama sola çıktı oynatma konusunda inat etmek çok mantıklı bir şey değil. Bütün oyun sistemini Rafa Silva, Immobile, Getson üçlüsünün üstünden kurmak çok iyi bir şey değil. Musrati yoksa Beşiktaş çok zorlanıyor. Zaten defans hattında çok ciddi bir sıkıntı var. Yani gidip son dakika oyuna Ediz'i almak nedir? Bahtiyarov'u almak nedir? Yani inanılır gibi değil. Çok değişik tercihler. E, açıkçası sene başında böyle değildi Van Bronkost. Sene başında yaptığı oyuncu değişiklikleriyle bile e, biz burada tebrik ediyorduk, övüyorduk. Ama ne oldu? Süreçler bir anda değişmeye başladı. O da rotasyon işin içine girmeye başladıktan sonra oldu. Avrupa özellikle müsabakası Ajax'ta yaptığı rotasyon, üstüne dönüp yaptığı rotasyon. Mesela şunu da RFS maçında Okan Hoca'yı eleştirebilirim ama Okan Hoca'dan fazla oyuncuları eleştiririm. Neden dersen az kadroyla çıkmışsın ya. Yani o çıkar sen 200-220 milyon euroluk kadronla çıkmışsın oraya. Elindeki en iyi 11'le çıkmışsın RFS'ye karşı. E, tamam Hoca burada daha ne yapsın? Sen zaten o kadrodaki her bir oyuncu, ki nitekim attığı golde de Sanchez zaten yoktan var etti golü. E, sen o kadrodaki her bir oyuncu tek başına RFS'ye karşı maçı döndürebilecek kaliteye sahip bir oyuncu. Yani RFS için sadece Okun Hoca'yı suçlayamayız ama Kasımpaşa maçı için eleştirebiliriz. Van Bronkost'u Avrupa müsabakasındaki ve Türkiye'deki oyuncu değişiklikleri için eleştirebiliriz. Rotasyonda eleştirebiliriz. Yaptığı rotasyonlarda. Ama bu milli aranın ben Beşiktaş'a da biraz iyi geleceğini düşünüyorum açıkçası. Yaş grubu özellikle yüksek bir takım olduğu için bu 10 günlük ara onlara da iyi bir dinlenme olacak diye Gelecek açıkçası ee, Ama tabi her takım için milli takım Arası milli maç arası zordur Bakalım bunların dönüşü evet. Nasıl olacak göreceğiz Evet var mı Ahmet'im ilave etmek istediğim bir şey yok, yok. Genel anlamda yorumladık Tabi izleyicilerimizden yorumlar geliyor ee, Diyorlar hakemlerle ilgili kararlar var Cihan Aydın'ın eleştirenler var Övenler var Bununla beraber tabi Antep maçındaki Selçuk İnan'ın Aynı sevincini acaba Galatasaray maçında yapabilir miydi Yorumları var bu artık dediğimiz gibi bitmeyecek bir şey zaten karşılıklı olarak ee, destek mesajlarımız var Antalya ile ilgili çok mesaj geliyor biraz sonra efsaneler buluşmasından sonra onu da değineceğiz evet. ama dilersen bu kadar dedik ki işte zihniyet değişir mi futbolda şöyleyiz böyleyiz Tabii futbolda güzel şeyler de oluyor ee, Beşiktaş demişken Beşiktaşlı küçük bir kardeşimizin bir videosu internete düşmüştü ve viral olmuştu bu video. Gaziantep maçında son dakika yenen golden sonra Ömer Doruk bir ufak bir sinir harbi geçirmişti. Ve bu internete düşmüştü. Şimdi sonrasında annesiyle ilgili yaşadığı diyalogla ilgili bir video paylaşımı oldu. Üstüne de Beşiktaş'ın bir paylaşımı oldu. Yönetmenimiz Cihan'dan rica edelim. Önce Ömer Doruk'un videosunu arkasından da konuşurken Beşiktaş'ın cevabını ekranlarımıza getirelim. Akşam Gaziantep maçında son dakikada gol yedik biliyorsunuz. Bir tane yastık attım. Annem de iki maç ceza verdi izleme diye. İnşallah ikna edip Lyon ve Konya Spor maçını izleyeceğim. Benim de yani böyle bir çocuk olmadığını anlayın. Yani ufak tefek olabiliyor maçlarda. Sinirlene biliyorum Ve beni takip edin sonra yaramaz olmadığımı anlayın. Evet sevgili e, Ömer Doruk'un videosunu izledik. Üstüne annesinden iki maç men cezası aldı. Beşiktaş Ömer Doruk'un cezası ile ilgili tahkim kuruluna gitti ve Ömer Doruk'un cezasını görüştü. Evet gerekli başvurular yapıldı ve ceza tahkim kurulundan döndü Ömer Doruk'un. Annesi cezasını kaldırdı ve Beşiktaş da sevgili Ömer'i sahaya çıkmak için Konya maçına davet etmiş. Aslında istediğimiz şeyler değil mi? Evet evet kesinlikle böyle olması lazım tabi de. Birbirimizi yemekten futbolun bu güzel taraflarını unuttuk tabii. ya. Yani şu sahada kendini parçalayan ağlayan çocukların videosunu seyretmektense e, ne kadar üzülüp sinir harbi geçirmiş olsa ki ben de oğlumdan biliyorum yani ateşli futbol maçı izleyenler bir süre sonra ne hale geliyorlar. E, o yüzden bu tip şeylerle futbolu yaşayabilmek açıkçası çok daha güzel ve keyifli kesinlikle, bir şey. Kesinlikle kesinlikle. Tabi bu da örnek olmasın. Çocuklar bu kadar agresif maç izlemesin maça davet edilmek için. <gülüyor> Doğru, <gülüyor> De öyle doğal. bir sıkıntı var ama e, annenin cezasını da ben beğendim açıkçası. Olanı uygulayabilirim. E bir dene bakalım. Bir ya. deneyim. <laughs> Sofan gol golü kapıyı çarpıp gidiyor. Aynen. Bir iki maç men cezası verebiliriz Doğru açıkçası. Hocam. Evet. Şimdi geliyoruz. Efsaneler buluşması. Ee, Türkiye'nin önemli 3 teknik adamı Fatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli İzmir'de ee, Şansal Büyükağan'ın moderatörlüğünde bir araya geldi. Çarpıcı açıklamalarda bulundular. Özellikle Fatih Terim, Mustafa Denizli'nin açıklamaları var. Ee, ekranlarımıza vereceğiz. Dilerseniz önce Fatih Terim'in videosuyla başlayalım. Üstünde konuşacağız. Kısa bir özet niteliğinde videomuz olacak. üstüne detayları konuşacağız. Böyle bakmak lazım. Yani ben kendi kişisel fikrim Avrupa'yı Türkiye'den daha fazla önemsiyor. Başarılı olmak istiyorsan 60'tan aşağı maç oynamayacaksın. Üç güne bir maç oynanır. Oynanması da gerekir. Oynanmıyorsa demek ki ocaktan sonraya kalamadınız demektir. Ocaktan sonraya kalamazsanız demek ki Avrupa'da da yoksunuz demektir. Biz birbirimizle hep oynarız. Avrupa'da kalalım uzun müddet. Evet. Şimdi son zamanlarda bu bence bana göre benim görüşüm olmuyor. Gelecek. Evet sevgili Fatih Hoca'nın açıklamalarını dinledik. Biraz dediğim gibi özel niteliğindeydi çünkü çok uzun bir oturumdu. Ee, hemen dilersen sözü sana vermeden evet. e, ilave diğer gündem maddelerine ufak ufak değinelim. İzlemiş olduğumuz videoda trafik sıkışıklığından bahsetti Fatih Hoca. Trafik sıkışmış gün yokmuş o zaman kendi ülkemizde oynarsak hiçbir sıkıntı olmaz. Kasım'dan sonra Türkiye Kupası'nı oyna. Lig'de 30-35 maç oyna bilsin gitsin. Başarılı olmak istiyorsan 60'tan aşağı maç oynamayacaksın. Futbolcular da benim gibi düşünüyordur. E, fut, Avrupa'da çok olmamızdan çok olmamızdan yanayım diyor. E, biz diyor 2000 yılında oynadığımız zaman e, 60-70 maça çıkmıştık neredeyse kupayı aldığımız dönem diyor. Her oyuncunun şans bulduğu rotasyon için e, bu geniş kadrolar var. Yoksa 30 tane oyuncuya niye bu parayı ödüyoruz? Türkiye Ligi, Türkiye Kupası varsa sadece 22 oyuncu da yeter. E, oyuncu, hoca, yönetici sebebe bahaneye alıştırmayalım bunları demiş. Ve ne yapalım kardeşim pazar günü maç oynadık et rakip de oynuyor. Pazardan çarşambaya maç seyretmezseniz maç yok mu diyorsunuz. Üç günde bir maç oynanır. Oynanması da gerekir. Avrupa'da uzun müddetler olmamız lazım demiş. Ve Avrupa odaklı gitmediğimize e, Türkiye odaklı olunmasını eleştirmiş Fatih hocamız. E, ve diyor ki Avrupa'da da diyor kupayı kazanmak hedef olmalı diyor. Biz durmadan final oynar mıyız diye yola çıkıyoruz diyor. Ama final oynayanları tarih konuşmaz, tarih kupayı alanları konuşur diyor. Ee, o yüzden biz sadece Avrupa'ya gitmek, Avrupa'da gruplara kalmak, finallere kalmak değil, kupayı kazanmak odaklı olmalıyız demiş. Aslına bakarsan hem kendi kupayı aldığı zamandan bu zamana hem de günümüzde ligimizin özellikle son iki senedir inanılmaz derecede çok sık maç oynanma bahanesi, gündemi, konusu artık ne dersek bahane Fatih Hoca'nın değimi. mi? Ee, bu konuya değinmiş, bunlardan vazgeçilememiş. Arada birkaç konu daha var. İşte rakiplerin sürekli saha bozuktu, yağmur yağdı, kar yağdı, hava soğuktu, hava çok nemliydi gibi ee, sürekli açıklamalar ve bahaneler geliyor yine. Rakip farklı yerde mi oynuyor? Siz de aynı yerde oynuyor. Bu tip bahanelere de sığmayalım demiş. Neler söylemek istersin? Ya şimdi tabii Fatih Hoca güzel konuşmuş. Şimdi tecrübeli bir antrenör. Milli takımlarda, Galatasaray'da, Avrupa'da yaptıkları belli hocanın. Tabii şimdi makas çok açıldı. Konuşmak güzel, iyi, hoş da e, bunları uygulamak da tabii önemli bir meziyet ister. E, yanlış hatırlamıyorsam en son ki Galatasaray'daki Fatih Terim döneminde ligde çok iyi bir durumda değildi Galatasaray bıraktığında giderken. 13. bitirdi ama Avrupa'da e, çok ciddi bir başarı elde etti. İşte yollarla e, mücadele ederken. Hoca'nın Avrupa'ya karşı bir merakının, hayalinin Şampiyonlar Ligi e, kupası olduğunu biliyoruz. Ama tabii şimdi Avrupa'daki takımlar ve e, bizim takımlarımız arasında çok fazla bütçe farkı var ve taraftara bugün sorulduğunda e, bütün öncelik e, Süper Lig'deki şampiyonluk, yani sizin Türkiye Kupası kupası almanız veya Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmanız veya Avrupa Ligi'nde yarı final, çeyrek final oynamanız çok bir şey ifade etmez. Şampiyonluk mu, yarı final mi desen Avrupa Kupalarında ya da Konferans Kupası mı desen %90'ı insanların tuttu takımın e, Süper Lig'deki şampiyonluğu der. Maalesef. Biz bu durumdan ne zaman eğer e, beyin olarak bu düşünceden vazgeçersek o zaman rahatlarız. Ben çok net hatırlıyorum ki 2-3 sene önceki e, takımlarımızdan çoğu rotasyonu Avrupa'da yapıyordu. Evet. Yani şimdi takım... Abdullah Hoca, Abdullah Hoca en son artık orada ayıka çıktı. Trabzon'daki yaptığı Avrupa rotasyonunda. Evet. Sonra diğer takımlar o kadar çok eleştiri gelince Abdullah Hoca'ya daha az rotasyon yapmaya başladılar Avrupa'da. Evet. Yani biz bu mantaliteden antrenör olarak ya da kulüp başkanları olarak yani kulüp başkanları olarak antrenörler de öyle bir kulübün himayesinin ya da düşüncesinin böyle bir yapıda sadece Süper Lig'deki başarı olduğunu söylüyoruz ki basın toplantısında gelen işte milyonlar verdiğimiz dünyanın en önemli antrenörleri diyor ki burada amacımız ligde şampiyonluk. Bana bu şekilde söylenildi deyip Avrupa'yı diskalifiye edilebiliyor. O yüzden burada kulüp başkanlarına, yöneticilere büyük işler düşüyor. Biz bu mantaliteden eğer kurtulmak istiyorsak getirdiğimiz olduğumuz antrenörlere de hem malzemeyi vereceğiz hem de e, düşünce yapısını bu anlamda değiştirirsek başarı gelir. Yoksa e, havanda su dövmeye devam ederiz. Fatih Hocam tabii çok tecrübeli. E, bu anlamda ben bugünkü e, programların %90'ını da izledim, dinledim. E, güzel de bir sohbet gerçekleştirdi. E, gerçekten 3 tane e, önemli spor adamı hatta 4 tane şanssal büyük hayla birlikte. E, ama netice olarak ne zaman bu başarı gelir Avrupa'da? Bu kocaman bir soru işareti. Yani siz bugün 3 tane Galatasaray, Fener ve Beşiktaş'ın en ilerini bir 11 yapsanız çıkarsanız bu takımlar yine e, en önemli Avrupa Ligi'nde ne çeyrek final oynayabilir ne yarı final oynayabilir. Bu 2-2 daha 4 denemesi bedava. E, bu anlamda e, yani sadece şu anda bu konuştuklarımız sözde kalıyor. Çünkü hocalar bahanelerin arkasına sığınmakta e, çok haklılar. İşte e, belirli bir rotasyonu yapıyorlar. Oyuncum yorgun. E, oyuncun şöyle. Galatasaray'ın ben son 7-8 maçına bakıyorum. Hepsini İstanbul'da oynamış. Bir tane işte deplasmanı varsa var son 7-8 maç içerisinde. Yok, gelecek şimdi. Antalya'ya gelecek. E, yani işte son ondan sonra yükseldi. yine 5-6 maç içerisinde. E, nasıl yorgunluk? Neyi seyahatini yapıyorsunuz Okan Hocam? Anlatabiliyor muyum? Yani e, bu anlamda bazı şeylerin değişmesi lazım ama biz taraftarlar olarak e, şampiyonluğun her şeyden e, önünde olduğunu düşündüğümüz için ne yazık ki durum bunlardan ibaret oluyor. Kulüp başkanlarının ve antrenörlerin eğer zihniyet değiştiğinde başarı da kendiliğinden gelecektir. Fatih Hoca gibi değerlere daha çok ihtiyacı var Türkiye'nin. Katılıyorum ben de. En fikrim bu konuda. Ama bizde zaten gelmez. Yani şimdi şöyle son yıllarda baktığımızda zaten Fenerbahçe hiç şampiyon olamıyor. Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyor. Eleniyor. ikinci olsa da gruplara kalamıyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Beşiktaş'ın gittiği dönemler oldu. Şampiyonlar Ligi'ne eleniyorlar. UEFA'ya geliyorlar. Ama bakıyorsun burada bir mantık hatası var teoriyle pratikte. Yani Şampiyonlar Ligi'ne sürekli giden iki takım e, oradan dönüp UEFA'ya gelen daha fazla Avrupa maçı oynayan bir takım. Ama son 5 yıla bakıyorsun en fazla Avrupa puanı kazandıran takım kulüp Fenerbahçe gözüküyor. Burada bir mantık hatası var baktığında. Şimdi o yüzden e, hani özellikle geçen sene mesela konfederasyondan sonra Tabi bu durum değişti. Konfederasyonu çünkü daha önemli kılmak için UEFA. E, puanı dedi ki aynı olacak. UEFA'nın yaptığı şeyde şampiyonlarla ilgili aynı puanlar alacaklar galibiyetli ülkelerde dedi. E, geçen sene onun bir avantajı oldu. Çok takımla da gitmenin avantajı oldu ilerlemenin. Bu sene dönüyoruz. Yine aslına bakarsan aynı noktadayız. Zaten yeni format geldi. Yeni format bambaşka bir durumda. O yeni formatın içinde bizim takımlarımızın başarılı olmaması çok çok daha zor. Ee, bakıyorsun UEFA'ya şu an baktığında Şampiyonlar Ligi şampiyon olabilecek takımlar var yani. Ya da final oynayabilecek ayarda takımlar var. Enteresan bir format oldu. Ama dediğim gibi yani o mantalite değişmedikten sonra hiçbir şey olmaz. Dilersen hızlı bir şekilde bir de Mustafa Hoca'nın yorumunu dinleyelim. Tabii. Ee, akabinde üstüne konuşalım ve Spor'a geçelim. Zamanımız da kısalıyor çünkü. Sevgili yönetmenimiz Can'dan rica ediyoruz. Mustafa Hoca'mızın açıklamaları sizlerle. Kola başladığım zaman İzmir'de 5 tane takım vardı Süper Lig'de. 6 tane İstanbul'da, beş tane Ankara'da. Ama yani bugünkü ortam yoktu. İnanın yoktu yani Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş maçlarında yoktu. Yani yüzde 50-50 taraftarla oynuyordu. E şimdi bu kadar güvensizlik üzerine kurulu bir sistemde teknik adam yarının ne olacağını, iki mağlubiyetle orada kalamayacağını biliyor. Ve huzur içinde çalışmıyor. Ve düşündüğü şeyleri yapamıyor. Ondan sonra da yani bu sistem üzerinde yöneticiler teknik konularda konuşma yapmaya başlıyor. Evet Mustafa hocamızın da açıklamalarını dinledik. E, verilen paraların hakkı karşıdan alınmıyor dedi. E, bir satır arasıydı, önemliydi, satır başlığıydı. Türkiye ligi sadece aşağıdakilerin ve yukarıdakilerin ligi dedi Yukarıdakilerin olacağı zaten belli Aşağıda dedi, her sene de yakın mecra devam ediyor Bu sene de baktığımızda şu an 9. aşağısındaki herkesin küme düşme ihtimali var Ama yukarıda oynayacak takımlar belli dedi e, Ve e, bu bütçelerin kaldırılması da mümkün değil Şartlar böyle devam ettiği sürece başarının da gelmesi ülke futbolunda mümkün değil dedi e, Ve izlediğimiz gibi de güvensizlik ortamından bahsetti Keza yine aynı şekilde toparlayayım hemen sözü vermeden Şenol Hoca da güvensizlik ortamından bahsetti. Teknolojinin işin içine girmiş olmasına rağmen insanların hala birbirine güvenmemesi, sisteme güvenmemesi bizim bir adım mesafe bile alamadığımızı gösterir dedi. Bakıyorsunuz sahaya ben Trabzonspor'a geldim dedi hakem konuşmadım konuşmayacağım dedi. Bakıyorsunuz sahaya dedi nasıl pozisyon alması gerektiğini nereye koşmasını bilmediği hakemler var dedi. Bunların süperlikte olmaması lazım dedi. Ve bu... Ee Bunlar gidiyor diye yenilerinin gelmesi de doğru bir şey değil. Önemli olan iyi niyetlileri bulmak lazım açıklamasında bulundu. Şenol Güneş hocamız var mı? Söylemek istedim şey Bey. Ya tabii Mustafa Denizli çok tecrübeli bir antrenör. Fahrettin. Son bir ay içerisinde iki tane telefon görüşmemiz oldu hocayla. Mustafa Denizli hocamızla. Hatta birinde de çok rahatsızdı. Onu programımıza konuk olarak almak istedim ama... E, rahatsızdan dolayı çıkamamıştı o gün. E, bayağı hastaydı kendisi. E, şimdi tabii tecrübeli e, bir antrenör, tecrübeli bir insan. E, bu tür insanların yorumları önemli. E, Netice olarak bakıldığında e, Fenerbahçe'de çalışmış, Galatasaray'da başarılar milli takım e, tecrübesi olan bir insan. E, akil insan dediğimiz pozisyonda Fatih Hoca gibi, işte e, Şenol Hoca gibi, Mustafa Hoca gibi insanların değerlendirilmesi lazım. Yani bu tür üç değerli antrenörlerin bunun içerisine bir iki tane daha tabii antrenör sayabiliriz yine bu tecrübeye sahip e, fikirlerinden e, yararlanılmak Türk futboluna e, fayda sağlar. Tabii biz ülke olarak çok fanatizmle yetiştiğimiz için çocuklarımızı da o şekilde yetiştirdiğimiz için 7 yaşından bu zamana kadar e, ne yazık ki e, bugün Anadolu Kulübü'ne işte Antalya Alex geliyor Galatasaray'ı eleştiriyor. Galatasaray Kulübü'ne işte Antalya Sporu Kulübü'ne Bülent Korkmaz geliyor Fenerbahçeliler eleştiriliyor. Yani ben Antalya Spor Başkanı olsam üç büyüklerde bir tane forma giymiş antrenörlük yapmış antrenörü getirmem. Ales gidecek %99 yerine almış olduğum duyumlar, bilgiler veya hissiyatım Volkan Demirel'in geleceği yönünde. Yine bu sefer Galatasaraylılar bir eleştiri yapacak. Biz bu fanatizmden çıkamadığımız müddetçe sadece işte imparator dediğimiz Yiğit namını alır Fatih Terim Galatasaraylıların bir e, büyük antrenör olarak kalacak. Ee, Şenol Güneş Trabzon sporların veya Beşiktaşların işte bir kısmının gönlünü almış olacak. Biz bu fanatizmden bir an önce uzaklaşırsak bu tür değerli antrenörlerinde söylediklerini hep birlikte önemseriz. Bugün bakıldığında Fatih Hoca'nın söylediklerini Galatasaray Mecra'daki arkadaşlar paylaşıyor. İşte Şenol Hoca'nın söylediklerini Trabzon sporlar paylaşıyor. Orada bile birleştirici yapılan yorumlarda bile biz ne yazık ki Dananın altında buzağı arıyoruz. Sezon işte demin cümlemin başında... mantelit olarak bazı şeyleri değiştiremediğimiz an... E, ...Türk futbolunda... E, ...70 kusuru geçmiş belki çoğunun yaşı... ...veya 70'e evet. merdiven dayamış... ...insanların sözleri bile... E, ...duymak istediklerimizi eğer duyamazsak... ...hoşumuza gitmiyor. Vallahi bu konuyla ilgili söyleyebileceğim tek yorum... E, ...Fatih Hoca her zaman gibi gündeme damga vurmasını... ...çok <laughs> iyi biliyor. Yaptığı konuşmaların arasında bir yerde diyor ki... E, ...param varsa... Ee, akıllı kullanamıyorsun, aklın yoksa bir işe yaramaz. Aklın e, varsa, paran yoksa yine bir işe yaramaz. Öyle olsaydı dünyanın en zengin kulüpleri bütün kupaları alırdı gibi bir açıklama yapmış. Bütün Galatasaraylılar Ali Koç Aleyhine bunu paylaşıyor. Aynı zamanda az önceki konuştuğumuz kısım trafik sıkışıklığı bahanesi işte çok maç oynanması pazar günü oynadın rakip oynamadı mı o sağ bu sağ kısmını işte Fatih Terim Okan Hoca'yı eleştirdi diye Okan Hoca'ya karşı bir e, olanlar ya da eleştirenler bunu paylaşıyor. Evet. İşte futbolla ilgili yaptığı yorumlar, Avrupa ile ilgili yaptığı yorumları birçok futbola futbol açısından bakan insanlar paylaşıyor. Yine baktığımızda Fatih Hoca yaptığı bütün açıklamalarla herkesi bir yerinden yakalamış ve şu an damga vurmuş durumda gündeme bu söylemleriyle. Her zamanki söylüyorum iletişim konusunda gerçekten bu konuda çok başarılı. Ee, Sevgili Levent genç demiş. Ülke futbolu olarak takımların bu sezon alacakları transfer ücretleri sizce karşılığını buluyor mu? MHK'de erozyon devam ediyor. Bu kokartlar neden asıklanıyor, alınıyor demiş. Zaten ilk kısmı konuşmuştuk. Aslı kısmında da zaten diyorum yetmez ee, ama evet yani biraz daha hakemin temizlenmesi gerekiyor. Sevgili Hakan Aydın demiş. Fatih Terim eğer bu dediklerini uygulayabilmiş olsaydı Panathinaikos'un başarısının başarı, başında olurdu başarılı olurdu. Demek ki başarılı olamadı ki, uygulayamadı ki şimdi İzmir'de bu konuşmayı bizlere yapıyor demiş. Tabi bu da farklı bir bakış açısı. Baktığımızda tabi Türkiye'deki son yıllarda da Avrupa'da bir tık e, geride olması önemli bir ayrıntı. Artık yani insanlar hep geçmişteki yaptıklarımız bizim için bir referans oluyor. Sevgili Hakan Aydın demişken de hemen istersen Antalya Spora doğru geçelim. Evet. E, çünkü onun ilk başlangıcında bir ile ilgili bugün bir yere değinmek istiyorum. Antalya Spor Rize deplasmanıydı. Alex'in çok fazla artık eleştirilmeye başlandığı dönemde Rize'nin düşüşte olduğu, uzun süredir kazanamadığı, İlhan Palut'un eleştirilmeye başladığı bir dönemde kazanan Rize oldu. Özellikle ikinci yarı Antalya Spor, beraberliği yakalayabilecek, belki de öne geçebilecek fırsatları yakaladı ama bir türlü golü bulamadı. Golü bulamamasıyla beraber de. Ee, mağlup ayrıldı. Özellikle son dakikada Samudio'nun bir kafa vuruşu var. Bomboş bir pozisyonda. istediğini yapamadı. Neler söylemek istersin? Şimdi Antalya Spor'un hakkını kim savunuyor? Ben son bir buçuk senedir bakıyorum. Antalya Spor'un basın sözcüsü kim? Benim haberim ee, yok. Şu an bildiğim kadarıyla Fatih Gürcü olması lazım. Fatih Gürcü. Bir sefer yan yana geldik. İki sefer merhabalaştık. Ben 15 senedir camianın içerisindeyim. İki sefer anca merhaba yaptım. Üç, üç sefer ben laf attım. Dördüncüden bekledim. Gelmedi Fatih Bey'den laf. Şimdi Antalya Spor, Çaykur Rizespor'a yenildi. Çok kritik bir yerde dakika maçın 3'te 2'lik bölümünde rakip oyuncunun sarı kartı var. Arkadan %100 bir müdahalesi var Antalya Sporlu oyunca. Çift sarı karttan normal şartlarda ihraç edilmesi lazım. Yazan, çizen, konuşan, veya yönetimde ya da başkan bir tane arkadaştan duymadım varsa telefonum başkan, başkanın cezası var zaten. Veya yöneticilerden basın sözcüsü arkadaş ya da abimiz ya da büyüğümüz ya da beyefendi neyse kendini nasıl benim tarafından atdettirmek isterse o şekilde söylüyorum. Niye savunmuyor hakkımızı? Şu an dert başka. Şimdi siz bu kadar başıboş bir şekilde kulübü bırakırsanız transfer yasağı geldi, kalktı. Geldi, kalktı. Çocuk oyuncağı işine dönüştürürseniz işi Antalya Spor Kulübü olarak işin içinden çıkamazsınız. Bu bir. iki. kadro planlaman yanlış. Kenan Piliş diye bir kaleci almışsın. Evlere şenlik. Bugün bakıldığında altyapıdan bir kaleci çıkarsan emin ol bundan daha iyi performans sergileyip güven verir. Hatalı gol yiyorsa da bizim çocuğumuz derler. Seyirci üç büyük takım olmasına rağmen Fenerbahçe maçına gelmemiş. Aslında ince bir protesto var. Bugün mü sadece maçların biletleri yüksek oldu? Hep yüksekti. Gelecek olan adam geliyor maça. Ama Fenerbahçe'yi izlemeye geliyor. Ama Antalya izlemeye geliyor. Bir şekilde geliyor. Türbüne taraftar çekemiyorsun. Antalya Spor hakkını maçlardan sonra konuşup çıkıp arayamıyorsun son 5 maçtır golü dahi olmayan Çaykur Rizespor'dan ilk 45 dakikada 2 gol yiyorsun. Antalya Spor'da bazı şeylerin net değişmesi lazım. Ha buna başkan mı dersin? Buna yönetim mi dersin? Buna antrenör mü dersin? Bilmem. Antalya Spor yeniliyor. Alex Hoca Fenerbahçe maçında sarmaş dolaş rakip oyuncuyla. İçeride yap hocam. Mimlisin zaten 7 hafta önceden. Takımı oynatmıyorsun taraftarın sinirleriyle ya da e, davranış şekilleriyle hareket yapma. Burası Antalya Spor Kulübü. Geldiğin kulüplerde başarın yok. Oynattığın futbol belli. 10 dakikada 5 tane oyuncu değişikliği yapmışsın. Ekstra bir durum olsa ne yapacağız 60'dan sonra? 10 dakikada 5 değişiklik yapıyorsun. Netice takıma bir tane katkın yok. Oyun anlamında yok. Giden ben son 3-4 maçtır Antalya Spor maçlarına gitmiyorum. Zevk vermiyor. Zaman kaybı benim için. Televizyondan izliyorum. Şimdi bazı şeylerin değişmesi lazım. Ee, dediğim gibi bu başkan mı olur, yönetim mi olur, antrenör mü olur bilmem. Ama Antalya Spor çok doğru yolda değil. Almış oldu iki galibiyet ortada. Biri ligin e, sonuna demir atmış bir puan Adana Demirspor. Son dakika Somudyo'nun 90 artı 8'de. İkinci galibinin Hatay küme düşme potasında olan bir takım yine 10 kişi kaldıktan sonra bulmuş olduğum bir galibiyet. O yüzden Antalya Spor'da e, iç açıcı bir durum yok. Kalecisinden Santrafor'una kadar sıkıntı, ileri uçta çoğalamama problemi var. Kalede zaten sezon başından beri hazırlık maçlarında net bir şekilde bize gösteriyordu ama acaba mı dedik lig başlayınca. Ama e, yaptığımız yorumlar lig başlayınca da ortaya çıktı net bir şekilde Fahrettin'ciğim. Evet devam edelim. yani şimdi Antalya Spor konusunda e, bazı veya birçok Antalya sporlular gibi aslında burada ayrıştığımız bazı noktalar var yorumlarda. Özellikle Alex'in mesela Fenerbahçe maçından sonra kısmını geçen hafta hani anlatmıştım e, Antalya Sporlular önce Antalya sporlulara gitmesi orada aslında sadece bir sosyal medyada belli başlı görüntünün olması sonra hatta maçta olan arkadaşlarla da bunu konuştuğumuzda sonrasında bizim yayınımız sonrasında ertesi evet. gün. Ee, yine benzer yorumlar almıştım. Ee, yani orada bir sadece anlık görüntünün yayıncı kuruluşa ve sosyal medyaya düşmesi ee, konuyu tamamen şimşekleri Alex'in üstüne çekmişti. İkinci bir kısımda e, ben açıkçası Rize maçında Antalyaspor özellikle hücum anlamında fena bulmadım. Şöyle bundan önceki seneleri baz almıyorum. Bu seneyi baz alırsam hücum anlamında en iyi oynadığımız maçlardan birisiydi. Ama evet bunu bitiricilik konusunda çok zorlandık. Bu sene bizi sırtlayanlardan bir Samudio'nun özellikle bitiriciliğinin çok zayıf olması. Bu maçta kötü olması. Bizi olumsuz etkiledi. Ama onunla beraber siyahla beyaz kadar bir performans farkı stoper hattının inanılmaz kötü olması. Ve kalecinin olmaması. Yani performansının <laughs> olmaması yani. Şimdi Hakan demişken bu hafta yazısında Antalya Sporlu'ya çok güzel bir şey söylemiş. Yazmış Eskiden de Park'larda diyor penaltı atardın diyor kaleciye diyor. 3 penaltı attın mı diyor hediye bir şeyler verirlerdi diyor. Evet. Ee, bizim Antalya Spor Stadyumu'nun demelerinde Luna Park var. Buraya da Park'a götürsem bunu da Luna Park'ta diyor penaltı kalecisi yapmazlar. Yapsa da Luna Park'ı batırır diyor. Gerçekten işin durumu oraya gelmiş durumda. Yani e, ya kalene iki tane isabetli şut gelmiş. Maçın çoğunluğunu üstün oynamışsın özellikle ikinci yarıyı. iki gelen isabetli şutun ikisi nasıl gol olabilir ya? Bakıyorsun Antalya son maçlarına rakibin gole çevirimi çevirme oranı kalemize gelen şutları %30'larda. Çok yüksek bir oran Süper Lig için. <laughs> Müthiş yüksek bir oran yani. Bunda evet kaleci çok kabahatli ama stoper hattı da kabahatli. Şimdi benim burada geçen sezonlarda biliyorsun Veysel ya da YouTube'da ne yaptığımız Antalya Spor programlarında yine liderin YouTube kanalında Veysel için hep şunu diyordum. Veysel'in çizgiden kafayla çıkardığı top sayısı forvetlerimizin yaptığı gol sayısından fazla diyordum. Ama bakıyorsun bu sezon Veysel'de çok ciddi bir geri gidiş var. Güray'da çok ciddi bir geri gidiş var. Maçın son anları son 5 dakikası Antalya Spor Rize'yi almış. Stoperlerini de göndermişsin. Bir tanesini göndermişsin en azından. Beklerin çıkmış açık gibi oynuyor. Topu oynayabilmek yerine biz yan pas derdindeyiz hala. Evet. Yani bir pozisyon var. Ee, Güray'ın mesela çekti topu tam yayın üstündeydi. Bu Güray'ın böyle müthiş golleri var Türkiye'de biliyorsun. Haftanın ayın golü seçilmiş golleri var. Yani vurmayı vurmayı tercih etmedi. Burada biraz da giriyor devreye işte. Sorumluluk alma. Yani burada takımda şu an Antalyaspor'da oyunculardan hiçbiri sorumluluk almak istemiyor yabancı ya da yerli baktığında. Yani bir kabahatli birinin üstünde kalacak dediğin gibi. Hocanın, oyuncunun, yöneticinin, başkanın birisinin üstünde bu kalacak. Tabi şu anki gidişata baktığımızda ilk hedef Alex gözüküyor bununla ilgili. Alex'in üstünde kalacak gibi duruyor. Ama ben yine aynı şeyi söylüyorum. Savunma açısından baktığımızda yerlerde bir Antalyaspor, ama hücum anlamında baktığımızda e, toparlanmaya başlamış bir Antalyaspor gördüm açıkçası. Ama tabii bu milli ara nasıl değerlendirilecek? Milli ara sonrasında direkt bir Galatasaray maçı dönüşü var. E, Galatasaray maçı açıkçası bence burada belirleyici olacak. Sevgili Noyan Maltanman da yazmış Galatasaray maçı sonrası bir hoca değişikliği olur mu sizce diye. Tamamen işte milli maç arasında hocanın takma dokunuşuyla beraber olabilir. göreceğiz. Eğer kaybederse ve kötü bir oyunla kaybederse olma ihtimali çok yüksek. Ee, bakalım milli maç arasından sonra göreceğiz. Ee, bu arada tabii beraber istersen bir Noyan'a da geçmiş olsun diyelim. Evet. Ee, o da bir tedavi sürecinde. Dolayısıyla e, sevgili iyi takipçilerimizden e, devamlı bizde de itibatta kalır. Görüşlerimizi paylaşırız. Ona da buradan acil şifalar diliyoruz. Bir an önce iyi olmasını Dipçik gibi ile beraber bizde olmasını temenni ediyoruz. Allah'tan şifa diliyoruz. Sevgili Ahmet'im programımızın sonuna geldik. Var mı evet. söylemek istediğin bir şey? Genel bir değerlendirme yaptık tabii. Şimdi milli maçlar var. Cuma günü ve pazartesi günü olmak üzere. Haftaya salı bu iki maçında. E, yorumunu yapacağız Farit evet. Dinçer. biraz uzaklaşacağız haliyle. Aynen. E, Birazdan milli takımı konuşma sürecimiz olacak ama ondan sonraki gelecek hafta maçlarına tabi e, izleyicilere değerlendirme yapacağız. Göreceğiz bakalım. İnşallah milli maçlarda seviniriz milli takım arası. İnşallah. Bizlere de futbol zevki açısından iyi gelir. Milli takım bizim için çok ayrı bir seviye, bayrak vatan ayrı bir seviye. O yüzden eee inşallah 2'de iki, iki yaptığımız sevinç içinde Burada milli takımın nasıl iyi bir futbol oynadığını değerlendirdiğimiz, tercihlerin ne kadar doğru olduğunu değerlendirdiğimiz bir program olur gelecek hafta. Bu haftalık tam sağdan bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.